Merhaba arkadaşlar. Daha önce ne yapmıştık? Onları hatırlayalım. Önce kredi kontak yapmıştım ve çok simple fieldler eklemiştim. First name, last name, email ve date of birth şeklinde. Daha sonra biz bunu biraz daha geliştirelim demiştik ve içine picklist eklemiştik. Picklist'e biraz daha farklı eklendiği için yani normalde kolay, çok zor değil ama bir tekstin biraz daha karışık olduğu için picklist nasıl eklenir onu göstermiştim. Şimdi bu videomuzda lookup'ları nasıl eklenir onu göstereceğim. Biraz karışık. Lookup'ları ekleyelim. Onun için ben case oluşturmak istiyorum. Case'in içinde hem kontak hem de account lookup'ları var. O yüzden onlar nasıl eklenir onu göstereceğim. Aynı zamanda case'in içinde ne var? Hatırlayalım bakalım. Case'imizin içinde search kontak var görüyorsunuz. Lookup var. Aynı zamanda search account var. Yani ikinci lookup'ımız var. Bir de case origin diye bizim bir neyimiz var? Picklist'imiz var. Yani aynı zamanda picklist'i de burada tekrar etmiş olacağız. İki tane picklist'imiz var. Bir status var. Bir de case origin var. Başlayalım. Öncelikle neyle başlayalım? Contact name'le, daha sonra account name'le devam edelim. Daha sonra required field'ler var, onları yapalım. Status ve case origin'i yapalım. Evet, sağ taraftan yine yeni flow diyorum. New screen flow diyor. Buna create diyelim. Evet. Yine free form'u seçiyorum. Sol taraftan screen'imi alıyorum. Bu screen'de ne yapıyoruz? İsterseniz bugün farklı bir şey yapalım. İki screen oluşturalım ayrı ayrı. Önce kontak ve account'u seçelim. Daha sonra bir sonraki screen'i ekleyelim. Orada da ne vardı? Status ve origin'i seçelim. Evet, buradan sol taraftan lookup diye bir elementimiz var. Input'umuz var. Bak yukarıda yazıyor zaten input diyor. Ama aşağıdaki de display diyor. Bunlar input değil. O yüzden ben en yukarıdan ne yapıyorum? Lookup'ı seçiyorum. Bir. Öncelikle screen'e bir isim verelim. Case info diyelim. Daha sonra bizim lookup'ımıza gelelim ve lookup'ımızı oluşturalım. Burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Lookup oluştururken iki field var. Bunlar çok önemli. Onun dışındakileri istediğiniz gibi yazıyorsunuz. Birincisi API name. Önemli değil. İstediğinizi yazın. Ben ne yazıyorum? Neydi bizim? Bu account diyelim. Buna account diyebilirsiniz. API name. İkincisi çok önemli. Field API name. Bu Field API name'i bulmanız gerekiyor. Onu bulmak için Gaze'e giderseniz Edit Object diyerek bunun için Fields and Relationships var. Oraya gelelim. Gaze'de zaten Account Number var. Account Number'ı bulalım. Account Name diyor gördüğünüz gibi. Field Name bu. Şunu almamız gerekiyor. Account ID. Eğer bunu ezberleyebilirseniz sürekli Account ID olduğu için ne zaman eklemek istediğiniz, ne zaman eklemek istiyorsanız account ID yazabilirsiniz. Ama biz bunu buradan alıyoruz. Account ID olarak API name'i bu çok önemli. Bunu istediğiniz gibi yazamazsınız. Bunu gidip oradan almamız gerekiyor. Account ID şeklinde yazıyorum. Label istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Sistemde screen'de gözükeceği şekliyle. Biz buraya account name diyelim. Fark etmiyor. İstediğiniz yazabilirsiniz. İkinci önemli şey bu. Yani birincisi field AIP name, ikincisi de object API name. Bunlar çok önemli. Objectimiz ne? Hangi objectimizde biz bunu bulabiliriz? Yani biz buraya account yazmayacağız. Account objectinde böyle bir field yok. Ama ben geliyorum case'e bakıyorum. Case'in içinde böyle bir field var. Buraya case yazabilirim. Ama burası çok önemli gerçekten. Yani siz buraya case yazdığınız zaman problem yaşamazsınız. Çünkü gezimizin içinde böyle bir lookup var. Böyle bir lookup var ve o yüzden hangi objektin içinde siz bunu aldınız
onu yazabilirsiniz. Buraya sadece case yazmak zorunda değilsiniz. Bu lookup'ın biz kontak içinde olduğunu da biliyoruz. Buraya kontak da yazabilirsiniz. Opportunity içinde olduğunu biliyoruz. Oraya opportunity de yazabilirsiniz. Sizi hata vermeyecek. İsterseniz bakalım. Öncelikle şuradan required kısmına true diyelim. Daha sonra done diyelim. Bunu buraya birleştirip save yapalım ve sisteminden bakalım. Save diyorum. Adını ne diyelim? Adına create a case diyelim. Evet, save diyelim. Siz bunu run yaptığınız zaman eğer account listesini görüyorsanız demek ki bir hatanız yok. Search account'a tıklıyorum ve account listi görüyorum. Peki ben şöyle yapsaydım ne olurdu? Buraya case değildi, kontak yazsaydım. Problem olur muydu? Kontak objektinde isterseniz gidin bakın. Object Manager'a gelin. Kontak objektine gelin. Onun içinde böyle bir field'imiz var mı? Account name görüyorsunuz. Yani bu kontaktın içinde de var. O yüzden ben buraya kontak yazabiliyorum. Kontak yazıp done desem, save yapıp run'a gitsem hiçbir değişiklik olmadığını göreceksiniz. İsterseniz oraya opportunity yazın. Yine bir değişiklik olmaz. Ben yine case yazayım. Case yazıyorum. Yine bir hata olmayacak. Tekrar ediyorum. Account ID bizim field'imizin adı. Ondan sonra hangi objekte böyle bir lookup varsa child olarak düşünün. Account objekti kimin parent'ı? Diyelim ki 5 tane objektimizin parent'ı. Yani 5 tane object bu bizim account'ın child'ı oluyor. Siz onun o objektlerin herhangi bir tanesinin adını buraya yazabilirsiniz. O şekilde çalışıyor. Ama account yazmayın çünkü account içinde böyle bir lookup yok. Böyle bir field yok. Ha, account içinde var mı? Ona da bakabiliriz. Account içinde aslında var. Yok diyemeyiz. Account içinde de var. Account yazalım. Bakalım hata verecek mi bize. Account yazıyorum. Buraya tıklamayın. Sadece account yazın. Gördüğünüz gibi böyle hata veriyor. O yüzden biz ne yapalım? Biz buraya case yazalım. Case yazıp bunu done diyelim. Şu anda account oluşturduk. Bir de ne oluşturacaktık? İkinci olarak tekrar içine girelim. İkinci lookup'ımız var. İkinci lookup'ımız ne olsun? API name'i contact olsun. API name. Bu önemli. Field API name. Gidelim biz yine case'e gidelim. Case'in içinde olduğu için söylüyorum. Case'e gidelim. Onun içinde contact diye bir field olduğunu biliyoruz. O yüzden object name case alacağım. Ve buradan contact name'i bulalım. Contact name nerede? Contact name, contact ID alıyorum. Contact ID kullanmamız gerekiyor. Buraya contact ID diyoruz. Label istediğinizi yazın. Contact name diyorum. Ondan sonra object API name'e de case yazıyorum. Evet. Bu şekilde. Case yazıyorum. Yani buraya siz kesinlikle kontak yazmayın. Hangi objektin içinde bu field varsa, yani şu kontak ID'yi nereden aldıysanız o objektin adını yazın. Birden fazla olabilir, problem yok. Evet. Kontak ID yazdık. Buna done diyelim. Evet, tekrar açıp bakıyorum. Kontak ID'miz var. Account name'imiz var. Buna done diyoruz. Şimdi ikinci bir screen oluşturup farklı screenlerle nasıl yapılır onu görelim. Bu screen'ime kontak info section 2 diyelim. Ondan sonra buraya bize ne lazım? Önce bir pick list lazım. Pick listimizin adı neydi? Bakalım. Status, daha sonra da case origin diye iki tane pick list lazım bana. Buna öncelikle case status diyorum. Öyle bir isim veriyorum. Required yapıyorum. Daha sonra buradan choice'ın içine new choice resource'a tıklıyorsunuz ve buradan pick list'i seçiyorsunuz. API name'i kendiniz belirliyorsunuz. Status diyelim. Hangi object? Case object'i.
Yine data type'ı istiyor bizden. Picklist diyelim. Field olarak da statüsü alıyorsunuz. Buna ne diyoruz? Done diyoruz. Birinci picklist'imizi oluşturduk. İkincisini alalım. Yine picklist diyoruz. Bu kez adına case origin diyorsunuz. Evet. Buna required yapalım. Yine aynı şekilde choice'ın içine girin. New choice resource deyin. Buradan pick list'i seçin. API name'i ne diyeceğiz? Bu kez case origin diyorum. Evet, bu şekilde. Objective'imize case diyoruz. İçinden pick list seçiyoruz ve hangi pick list lazımsa onu seçiyorsunuz. Origin yukarıda, onu seçiyorum. Done diyorum. Şu anda iki tane pick listimiz var. Buna required yapmıştık. Done diyelim. Bunu da birinci screen ile bağlayalım. Şimdi bizim karşımıza ne çıkacak? Önce birinci screen, daha sonra ikinci screen, daha sonra biz bunları sisteme ekleyeceğiz. Şu anda mapping yapabiliriz. Ayrı ayrı mapping yapmayın. Böyle bir hataya düşmeyin. Öncelikle hani birinci screen'den sonra mapping yapın, sonra tekrar yapın. O olmaz. O zaman ne yapar? Önce burada bir opportunity create yapar. Daha sonra bir daha burada yapar. Öyle bir hata oluşur. Onu yapmayalım. Create record diyoruz. Create new case diyorum ben buna. Daha sonra yine separate'i kullanarak tek tek mapping yapacağım. Ne var bizim şimdi? Öncelikle account'umuz var. Account ID'yi alalım. Daha sonra kontaktımız var. Kontakt ID alalım. Üçüncü olarak stage var. Stage alalım. Şöyle status vardı, sorry. En sonunda origin diye bir picklist'imiz vardı. Onu alalım. Tek tek eşleştirelim şimdi. Bizim screen komponentlarla tek tek eşleştiriyoruz. Screen nerede? Burada account ID diyor. Buradan siz record ID almanız gerekiyor. Çünkü record ID ile bağlıyor. Bütün lookup'lar record ID ile bağlar. Kontaktan da yine gelelim, screen komponenttan kontağı seçelim. Yine record ID alıyoruz. Field'den status nerede bizim? Key status, onu alıyoruz. Origin olarak da yine bizim screen components'tan orijini almamız gerekiyor. Orijini alıyoruz. Eşleşmeleri doğru bir şekilde yaparsanız hiçbir hatayla karşılaşmazsınız. Bunu biz şimdi screen'e bağlayalım. Tekrar bir screen oluşturalım. Bu screen'imizin adına ne diyelim? Yine aynı şekilde success screen diyelim. İçine ben input koymak istemiyorum. Display koymak istiyorum. Display text diyelim. Bunun adına da success mesaj diyelim. Daha sonra ne diyelim? A case with ID diyelim. Şu şekilde. A case with ID. Hangi ID? ID'sini alalım şuradan. Variable'da case ID var. Onu alıyoruz. Ne diyelim? Has been successfully created diyelim. Bu şekilde bir mesajımız var. Bunu yeşil yapalım. Sadece case ID kalın yapalım. Farklı bir şey olsun. Bu şekilde simple bir mesaj alalım. Buna ne diyelim? Done diyelim. Bunu da bağlayalım. Evet. Bunu da bu şekilde bağladık. Save yapalım. Activate yapmadan bir run yapıp bakalım. Tam olarak çalışıyor mu? Account'umuzu seçelim. Diyelim ki S4'a eklemek istiyorum. Contact name de Engin Başruk olsun. Next diyorum. İkinci ekranım geliyor. Case status olarak working seçiyorum. Origin olarak da email seçiyorum. Next deyince benim ne oldu? Gördüğünüz gibi ID oluşmuş oldu. A case with ID has been successfully created. Şu ana gidip case'lerimize bakalım. Öyle bir case oluşmuş mu? Görüyorsunuz case number Engin Baştürk working.
Account name S-Force, contact name de Engin Başturk. Her şey düzgün bir şekilde eklenmiş. Biz gidelim tekrar aynı şekilde yaptığımız gibi daha önce yapmıştık. Homepage'e bu flow'u koyalım. Şuradan da görüyorsunuz, case'i görebiliyorsunuz. En son eklediğim case. Edit page diyorum. Flow'u alıp şuraya taşıyalım. Hemen şeyin altına koyuyorum. Create opportunity'nin altında. Biz bunu bu şekilde bırakalım. Save diyelim. Geri gittiğimiz zaman ana sayfamızın sağ köşesinde gördüğünüz gibi ben ne yaptım? Flow'u seçmedim. Tekrar edit'e gidelim. Bizim oluşturduğumuz flow'u seçmemiz gerekiyor. Oradan flow'a tıklayalım en son eklediğimizi. Buradan bizimkisi neydi? Create a case var ama bu benimki değil. Benimkisi şu. Benimkisi hangisi? Evet, benimkisi buydu. Create a case demiştim değil mi ismini? Niye farklı çıktı? Çünkü iki tanem var, ondan bakalım. Flow'lara bakıyorum. Refresh yapalım. Benim oluşturduklarıma bakalım. En son create a case diye oluşturdum ama bir tane de standart var, görüyorsunuz. Create a case diye başka bir standart flow'umuz var. O yüzden karışmış olabilir. Benimkini bulmam gerekiyor. Biz buna farklı bir isim koyalım. Şuradan save as in create a case to diyelim buna. Bunu save yapalım. Activate yapalım. Belki activate etmediğimiz için göremedik. Onu hatırlamıyorum. Activate yapmış mıydım? Şimdi gelelim sayfamızı refresh yapalım. Evet, flow olarak create a case ile create a case 2'yi seçiyorum. Benim yaptığımı seçiyorum. Save diyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman sağ tarafta sizin oluşturduğunuz flow geliyor. Ne var? Account name, contact number var. Status ve origin yok. Çünkü ikinci ekranda gelecekler. Bir tane oluşturalım. Bu kez farklı bir account seçiyorum. Farklı bir kontak seçiyorum. Next diyorum. Case number, case status, escalated diyelim. Origin bu kez phone diyelim. Next diyelim. Gördüğünüz gibi a case with ID işte ID numarası var. Has been successfully created. Evet, böyle bir flow yapmış olduk. Birinci flow'umuzda çok simple filter koymuştum hatırlarsanız. İkinci flow'umda pick list nasıl eklenir onu gösterdim. Üçüncü flow'umda ise hem lookup nasıl yapılır, tekrar pick list nasıl yapılır ve üçüncü olarak da ayrı ayrı screenler kullanabilir miyiz onu gösterdim. Bir sonraki videomda şunu göstereceğim. Eğer gerçekten ID oluşmuşsa başarı mesajı gelsin. ID oluşmazsa hata mesajı gelsin. Onu nasıl yapacağız? Onu if else kullanarak yapacağız. Bir sonraki videoda görüşelim.